Öğretmenlerden bahsettik, uzman çavuşlardan bahsettik, EYT'lilerden bahsettik, doktorlardan, keşke bu vesileyle bahsetmeseydik, şiddet vesilesiyle bahsettik. Bir diğer grupsa işçiler. Geçtiğimiz pazartesi günü Kocaeli'de özel bir şirkete ait işçiler greve gitmişlerdi, hatırlayacaksınız. Sonrasında o metal işçilerine Cumhurbaşkanı tarafından bir grev yasağı getirildi. Yaklaşık 14 saat sonra. Bakın sonuç ne oldu? Birleşen işçiler yenilmezler. Yasaklara rağmen direnmeye ve meydanlarda boy göstermeye kararlıydık. Şu an mutluyuz. Her şey çok güzel oldu. Greve çıktıktan 14 saat sonra gelen Cumhurbaşkanlığı yasağını tanımadı hiçbiri. Haklarına sahip çıktılar, kazandılar. Her şey sizin ananızın aç sütü gibi helaldir sizlere. Taleplerimiz karşılandı. Tüm işçi bu sözleşmeden mutlu ayrıldı. Metal işçilerinin mücadelesi geçtiğimiz yıl Kasım ayından beri sürüyordu. Hem sosyal haklarının iyileştirilmesi hem de enflasyonun altında ezilen maaşlarına %100 ila %130 arasında zam yapılmasıydı talepleri. Ancak patron o talepleri kabul etmeyince işçiler grev kararı aldı. İşçiler ağaçken patronlara huzur yok. Kocaeli Çayırova'da elektrik malzemeleri üreten fabrikada pazartesi günü greve çıktı işçiler. Grev kararı tam 14 saat sonra milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü gerekçesiyle Cumhurbaşkanı tarafından 60 gün süreyle ertelendi. Birleşik Metal İş Sendikası üyesi 344 işçi ise yasağa rağmen grev haklarından vazgeçmedi. Polisler tomaları kapıya dayadı ama grev devam etti. Son yıllarda grevin yasaklanmasını alışkanlık haline getiren hükümetin bu anayasayı tanımama uygulamasını da şiddetle kınadığımızı da belirtmek istiyoruz. İşçilerin kararlılığı karşısında işveren ikinci gün bitmeden grevdeki işçileri masaya çağırdı ve kazanan taraf işçiler oldu. Maaşlarına ortalama %104 zam yapıldı. Gece grev alanında kutlama vardı. Grevimizi sonlandırdık. Tezgahımızın başına döndük. Şu an için arkadaşlarımız, hepimiz işçiler memnun. Ne alınırsa alınsın, siz bir fazlasını hak ediyorsunuz arkadaşlar. Yapılan sözleşme sonunda metal işçilerinin maaşları ortalama 13.775 liraya yükseldi. CHP'li Özgür Özel de Cumhurbaşkanı'na grev ve lokatların ertelenmesi yetkisini veren düzenlemenin kaldırılması için meclise kanun teklifi verdi. Yaşasın sürüm, dayanın.